içinde bir milletvekili içimizden biri kim olursa olsun aynı sevinçle arkadaşlarımdan biri dahi olsa ben kendim olmuş kadar sevineceğim. Bunu gururla ve açık. Bu seçimi ülkemize, Edirne ilimize, MHP ve ülkücü camiye hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl ve İlçe Teşkilatları göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ummalı bir şekilde çalışmalarımız bugüne kadar devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi el ele vermiştir, gönül gönüle vermiştir, sırt sırta vermiştir, omuz omuza vermiştir. Gönül birlikteliğini de sağlayarak bugün huzurlarınızdayız. Allah'ın izniyle de en büyük amacımız, arzumuz, isteğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bulunmuş olduğu Cumhur İttifakı'nın başarılı olması, zafere ulaşması, ipi göğüslemesidir. İkinci en büyük arzumuz da Edirne'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili çıkarması. 8. dönem milletvekili genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adaylığın başvurumu yapmış bulunmaktayız. Saygıdeğer bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında ziyaret ederek hayır duasını aldık. Milliyetçi Hareket Partisi, Edirne için her türlü fedakarlığı yapan, Edirne için mücadele eden, Edirne'nin huzuru için gereğini yapan, var olan huzurunu bozmak isteyenlere karşı tavrını koyandır. 28. dönem Uzunköprü'den milletvekili adayı değerlendirme koymuş bulunmaktayım. Allah'ın izniyle bu dönemde amacımız Edirne'mizden milletvekili çıkarmak. Umarım bu yolda başarılı oluruz. Dediğim gibi başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın da bir arada olmamız bugün böyle Milliyetçi Hareket Partimizin özellikle Edirne'de omuz omuza şartsız ve kayıtsız bir arada olmamız nasip oldu ve daha çok gurur duydum. Genel başkanlığımızda da Ankara'da da görüşmelerimiz oldu. Edirne'mizin dertlerini, sıkıntılarını iyi biliyoruz. Çözümlerini de iyi biliyoruz. Biz bir teknik özelliğimiz nedeniyle biz proje insanıyız. Proje üretir, proje uygularız. Edirne'miz maalesef uzun yıllardır her dönem seçim zamanı geldiğinde bir milletvekilliği curcunası başlar. Bütün siyasi partilerde çeşitli adaylar ortaya çıkar. İnsanlarımız da merakla, heyecanla acaba kim ne yapar düşüncesiyle beklemeye geçer. Sonuçta da bir dönem geçer, bir hüsran yaşadık tekrar diye insanlarımız hayıflanır. Biz bunu tersine çevirmek, biz iyi ki seçmişiz dedirtmek üzere tekrar Edirne Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili adayı oldum. Tekrar paylaşacağız. Bu kutlu yolda başımızda